alın bakayım. Ellerine sağlık. Ah, her şey çok güzel. Afiyet olsun. Beğendiniz mi? Sucuk az. Olsun, ben yine yaparım size. Of ya. Keşke Yıldız abla da olsaydı burada. Glüt yapardı ne güzel. Sen öyle san. Eğer Yıldız abla burada olsaydı bu güzelim sofrayı bizim burnumuzdan getirirdi ya. Evet kız çok haklı. Ya defalarca özür diledik. Bir kere affetmedi ya bizi. Kırmızı keçi, kırmızı keçi. Kızlar, Yıldız abla sizi affetmemiş olsa değil sizinden yakan top oynamak yanına 50 metre bile yanaştırmazdı. E madem öyle, niye her fırsatta bizi azarlıyor? E Kuzey abiyi de azarlıyor. Onu da ne kadar sevdiğini bütün Karadeniz biliyor zaten. Yani aslında böyle söyleyince mantıklı geldi ama bilemedim yine de. He? Aha da iyi insan lafın üstüne gelir demişler. Aa kalkın kalkın gidelim. Hey bir dakika bir dakika. Acaba şey mi sorsak? Affetmiş mi bizi? Ya Mine saçmalama ya. Böyle bir hesaplaşma hazır değilim ben şu anda. Gene de onun topraklarında yani asla olmaz. Gidelim. Hayırdır kızlar? Nereye böyle? Şey biz... Oturun oturun haydi bir şey yapmayacağım. Biz hiç rahatsız etmeseydik. Kız aa böyle güzelim sofra bırakılıp gidilir mi hiç? Haydi oturun. Oturun dedim ha. Gel abla otur. Ben de çaylarınızı tazeliyorum o zaman. Hayda hepsini al. Bu benim kaşığı yanmadık. Esma. Hey abla. Dün akşam glüt yaptıydım dolapta. Sağ zahmet onu ısıtıp getir. Hemen abla. Glüt mü? Siz seversiniz. Yıldız ablacığım sen iyi misin? Gayet iyiyim. Kız niye yüzüme bakıp duruyorsunuz? Haydi devam edin. Aa bak bu peynir hiç dokunmamışsınız ha. Kokusu yüzünden mi? Az biraz keskindir ama en lezzetli peynirimdir. Aa bak gel. Al Gökçe. Aç ağzını. Nasıl? Yıldız abla. Senin ateşin falan mı var? Yok gayet iyiyim. Niye bize bu kadar iyi davranıyorsun o zaman? Hani sen bize küsmüştün? Hani biz senin arkandan iş çevirmiştik? Hani bir Mineciğim eski defterleri açmasak mı şimdi burada canım kardeşim benim ya? İsteseniz de açamazsınız artık. Aa ben unuttum gitti. Bitti hatırlamıyorum yani. Yok 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 bu Yıldız abla olamaz. Gerçi saçı da aynı ama içine kesin bir şey kaçmış. Ya da bizimle çok büyük dalga geçiyor. Yok. Aa vallahi ciddiyim aa bu. Yaylanın havası kadar temiz bir sayfa açtım önümde. Bitti gitti unuttum artık her şeyi. E bu kadar neşeliysen hazır. Babama da affetsen. Onu çoktan affettim. Vallahi mı? Vallahi. Ay o kadar mutluyum ki şu an kendimi yiyebilirim ya. Ne yapsak o zaman biz sarılsak mı? İyi sarılalım o zaman haydi. Ya ben seni çok seviyorum ya. Sana yeniden Yıldızman diyebilir miyiz? Bence deriz. Tamam kız aa tamam kulağım çınladı. Aa neşeniz bol olsun. Aa hadi gülütleriniz geldi. Geçin yerinize. Ay gülüt. Özlemişsiniz. Ay nasıl özledim nasıl? Aa çaylarınız. Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Esma. Hey abla. Benim oltam burada mı? Hey burada. Balık tutmaya mı? Gölete gideceğim. Sağ zahmet al getir haydi. Tabii al. Ya niye balık tutmaya gidiyorsun ki? Tutup tutup bırakıyorsun zaten. O eskidendi. Artık tuttuğumu bırakmayacağım. Vay. Vallahi bravo. Helal olsun. E tamam kız ha. Onu hemen şımardınız ha. Haydi ağzınız doluyken konuşmayın. Yiyin haydi. Tamam. Yıldız ben bir şey söyleyebilirim. Ben de geleyim mi? Hayır yavrum sen gürüdünü yiyeceksin. Oldu oldu. Tamam, nezarete gerek yok. Ya baba sen ne yapmışsın öyle? Yıldız abla pamuk gibiydi bugün. Ben bir şey yapmadım ki kızım, Yıldız yaptı. Aa hiç uydurma babacığım. Yıldız ablaya iğne yapmışsın, biz öyle duyduk. Ha siz onu diyorsunuz yani, yapıyorum her şeyleri. Ay baba resmen onu kurtarmak için kendini feda etmişsin ya. Baba görmeliydin, bambaşka bir Yıldız abla vardı bugün. Şimdi şöyle oluyor kızım. Hastamıza dün... bir doz, küçük bir doz aşk iksiri zerk ettik. Bugün kendisine doz aşımı uygulayacağız. Aşırı doz, overdose. Nerede hastamız? Nerede Yıldızcığım? İçeride mi?
Yok abi, gölete balık tutmaya gitti. Size yazıklar olsun ya. Siz de beni boş boş burada tutuyorsunuz baş muhabbet. Var. Yanında da annem. Ay inanmıyorum. Fıkra bile olmaz ki bunlarda. Baba, ne oldu, siz niye üçünüz aynı arabadasınız? Baba, annem iyi mi? İyi, anan çok içmiş, sızıp kalmış. İçmiş mi? Ne oldu? Ya biriniz bir şey söylesenize. Yıldız ablanız söylesin, onunla berabermiş. Babanızın dediği gibi işte, anneniz yanıma geldi. Niye geldi? Kuzey'i bırak demek için. Ondan sonra ağladı. Fenalaştı. Ondan sonra da bayıldı. Yıldız abla, başka bir şey olmadığına emin misin? Eminim, eminim. Kuzey'i bırak dedi, aramızdan çekildi. Başka da bir şey demedi. Niye içmiş o zaman o kadar? Baba, hastaneye götürmediniz mi? Götürelim mi? Ne yapalım? Ya yok bir şey. Uyusun geçer. Tamam, gel beraber götürelim o zaman. Yok canım. Ben hiç ananızı kucaklayamam kazulet gibi. Alın götürün evinize. Ne? Evimize mi? Fadime'de kalmıyorsunuz mu? Alın götürün, uyusun, kalkınca bir şey kalmaz. Babacığım, biz ne bilelim nasıl ayıltacağımızı? Sen de gel, bize yardımcı olursun. Gelmeyeceğim. Benim mavişimle işim var. Gideceğim ben. Kızlar haklı Kuzey. Sen de onlarla git. Ya ben gitmiyorum. Ben seninle geliyorum. Tamam mı? Hadi gidelim. Yürü. Kızlar, o zaman bir şey olursa babanızı arayın. Tamam mı? Tamam. Anne. Anne. Anne, hadi uyan artık. Anne. Ya bari uyandırabilseydik. En azından duş falan aldırırdık kadına. Aa. Çok iyi fikir. Ben o zaman hanımefendiciğimizin süt banyosunu hemen hazır ediyorum. Köpüklerini de atarım, kenara pipet de koyarım. Canı sıkıldıkça içer arada. Gerçekten bir ay yaşın kızları olmadığımız kalmıştı. Yakında Erol Taş gibi içip içip bizi döverse şaşırmam ben ha. Yine Yeşilçam'a bağladınız ha. Annem yaptıklarının kefaretini ödüyor. Gerçeklerle ilk defa yüzleşiyor. O yüzden bu halde. Ay ben hiç öyle düşünmüyorum ablacığım. Sıradaki oyunla onu merak ediyorum sadece. Yine oyun oynayacak hali mi var sence? Ya benim annem bir kirpi için saatlerini harcardı ayna karşısında, hatırlasanıza. Saçının ucu bozulsa yoldan geri dönüp fön makinesine sarılırdı. O kadın da bu kadın bir mi? Yani doğru söylüyorsun aslında. Annemi şimdiye kadar hiç böyle çaresiz görmemiştim. Ya o bizim çaremiz olmadı, biz de onun çaresi olmayacağız. Uyandıralım da gönderelim hadi. Tamam, sabredin, uyanır birazdan. Biz uyandıralım da. Ya saçmalamayın artık. Annem gibi olmayacağız dedikçe anneme benziyorsunuz. Farkında mısınız? O ne demek ya? O bizi terk etti. O bizi bırakıp gitti. Şimdi siz de aynısını yapmaya çalışıyorsunuz. Merhamet göstereceğinize acımasız davranıyorsunuz. Ne yapmamızı bekliyorsun abla? Ha? Bir yanağımıza tokat yiyince diğer yanağımızı mı çevirmemiz lazım? Hayır. Fırsatını bulunca siz de tokat atmayın yeter. Ya yürü. Biraz hava alalım Gökçe. Bırakalım bunu da burada uyusun. Uyanacak, kendi gider zaten. Ne oldu, istemiyor musunuz beni? Seni istememekle alakası yok ablacığım. Sen aramızdaki en merhametlimizsin. Anneciğini yalnız bırakma. Beklemenin anlamı yok. Uyanır birazdan, geleyim ben de. Ay ay ay, işte şimdi keyfim yerine geldi sistacıklarım. Günaydın. Günaydın. Hingildeklerimi çok özledim. Bir gelip göreyim dedim. İyi etmişsin, hoş geldin. O zaman bir, iki... Ay bu çiçekler bizim için mi? Ya. Ya çok teşekkür ederiz. Ay gel gel. Ay çok güzeller Ömer. Sen bir de
Güldüğün zaman gözünü açan günleri görsen. Baharı getirdiğindendir o. Çok güzeller. Ya Elfler'in en duygusalı, en romantiği bu. Saçlarının kokusunu hatırlattım minnakım. İşte şimdi adının hakkını veriyorsun Osman'cığım. Tam bir çiçek Osman'ı oldu. İyi, sevmeni seveyim seni o zaman. Aşk bir otobüstür, binmesini bilmeli. Son durağa gelmeden de inmesini bilmeli. Ne? Bir dakika ya, sen müsait bir yerde inme diyorsun sen bana yani şimdi şu anda. Eğer ki duraklarda beklediğin insancıklar varsa ben şimdi de inerim. Hayır aşkım, ne alakası var ya? Bir kere benim dolmuşum ekspres dolmuş. Benim bir tek yolcum var, o da sensin. Aferin, seni denedim. Biliyorum. Çay yok mu ya? İçeri geçip bir çay demlesek. Bence girmeyelim. Kuzey abim burada. Hayır da babam burada değilse muhtemelen buraya geliyordur. O zaman biz buradan gidiyoruz. Haydi. Nereye gidiyoruz ya? Çambaşılı olan sizsiniz. Burada kimseye gözükmeden nerede piknik yapılır onu siz bileceksiniz. Ay. Aferin ya, vallahi çok güzel fikir ha. Ay şöyle babamsız, mutlu, huzurlu, güzel bir piknik yapalım inşallah. Tamam da annem ne olacak? Yani bizi görmezse korkar. Ay bırakalım annem ya. Zaten o yattığım üç gün uyur. Ne oldu annem, burada mı? Bir şey mi oldu yoksa? Uzun hikaye ya. Tamam hadi gidelim o zaman babam gelmeden. İyi gidelim bari, ne yapalım? Annem ne zaman geldi ya? Aman boşver. Kaldınız mı? Sana deriz ya, o yüzden. Legolas, benim güllerim neden sarı? Beğenmedin mi minnakım? Hayır, yani sarı gül ayrılığı simgeliyor da. Sen bana ne demek istiyorsun? Ayrılmak istiyorum senden mi diyorsun ha? Ne alakası var ya? Tam tersi, seni sevdiğimi göstermek için aldım ben onları. O zaman kırmızı gül alırdım. Sarı gül almazdım. Çünkü sana beni hatırlatsın istedim yenişim. Legolas'ın saçları hani sarı renkte ya. O yüzden. Bilmiyorum. Bence sen beni sevmiyorsun. Sarı olan gülün anlamı budur. Yok artık. Bu da mı gol değil? Ya ben seni sevmesem babandan her gün dayak yemezdim. Yürü be. Aldız. Bu adamın sevgisini elindeki güllere bakarak değil. Ancak kolundaki morluklara bakarak anlayabilirsin. Hani bakacağım? Ne? Hani? Hani? Hiç morluk falan yok. Yoksa sen beni Legolas'ın Mine'yi sevdiğinden daha mı az seviyorsun? Yok aşkım, babandan da azıcık açayım sadece. Ömer artık kaçmıyor. Baba vurunca hop diğer yanağını çeviriyor. Ben gideyim de kozalak falan toplayayım. Mangal sönecek yoksa. Ya zeytin yazdım. Hadi yapma böyle. Ben bir derdim olduğunda aynı senin gibi yapardım biliyor musun? Böyle elime bir şey alırdım yerden. Taş olur, dal olur, yaprak olur. Bütün derdimi üstüme fısıldardım. Sonra da uzağa fırladım. Bak böyle yapacaksın. Parasız kaldım. Çok zor günler geçiriyorum. Antep'i özledim. Ailemi çok özledim. Delireceğim. Hadi dene. Ne alakası var? Ben gayet iyiyim. Ömer, derdinin bu olduğunu biliyorum. Erkeklik gururu yapıyorsun, anlatmıyorsun bana. Erkeklik gururuyla ne ilgisi var Feride? Anlatınca hiçbir şey çözülmeyecek, bunu biliyorum. Susmak işe yarıyor mu peki? Üzülüyorum.
Ömer hem kendi babasıyla dargın hem de benimkiyle. Bir dakika ya, baban bana dargın mı? Yani babamın sana dargın olması için önce barışması lazım sevgilim. Haksız değil. Ben de benim gibi işsiz, çulsuz bir damat adayı istemezdim. Madem öyle, benim yanımda işin ne? Kendine böyle acıyacaksan hemen şimdi git Antep'e. Saçmalama, benim istediğim tek şey seninle birlikte olmak. Ama? Ama her geçen gün omuzlarındaki yük daha da ağırlaşıyor. Beş parasız bir şekilde ne kadar daha dayanabilirim hiçbir fikrim yok. Ben sana borç para verebilirim istiyorsan. Yani babamdan para istiyorsan. Ya Feride, anlamıyor musun? Zaten adamın gözünde biteyim diyorum, sen bir de borç al diyorsun ya. Of ya! Ne güzel, babamın yanında Miçi olarak çalışıyordun. Onun da bir ortası yok yani. Ya denizde ya dağda. Benim buralarda yapabileceğim bir şey yok mu ya? Ne bileyim, çobanlık falan. Yani şimdi sevgilim, dağdaki kuzularla derya kuzuları pek benzemez birbirine. Hem sen ne anlarsın hayvan gütmekten? Amelilik yapsam? Koskoca Zaimoğlu aşiretinin ağası. Amelilik yapacak öyle mi? O koskoca aşiret dediğin bir çekiş bir de çivile kurmuş. Senaryon var mı? Nasıl yani? Büyük büyük dedem vakti zamanında ameliymiş. Aa. Bir kadın sevmiş. Onun için çok çalışmış. O kadar çok çalışmış ki sonunda ağa olmuş. En sonunda da el öpen dedem değil, ninemin babası olmuş. Yani bu işin sonunda babam senin elini öpecek öyle mi? Hayır. Ben gelinimi öpeceğim. Ya bak işte, gördün mü, kozalaklar işe yaradı, derdini alıp götürdü. Keramet kozalakta değil. Sen de. Seni seviyorum. Aa, etler yanacak. Biz etleri unuttuk. Koş. Hayret bir şey ya, ayakkabı diyor. O ne lan? Ne? Bu çakallar kızlarımın etrafını sarmış ya gene. Dur oğlum, saçmalama lan. Oturuyorlar, ne güzel çocuklardı, kardeş kardeş. Saçmalama, bir kötü niyetleri yok yani. İyi bir niyetleri de yok. Güzel. Söpür abi, yine ne isteyecek acaba? Hadi bakalım. Efendim? Ferise, kaç. Beş. Bu kızım öyle değil, koşarak kaç. Ne? Kaçalım mı? Arkana bak, arkana kim geliyor? Arkana bak. Allah Allah. Allah Allah. Ozan, Ozan, ben de sana duram. Ben de al beni, al beni. Dur, dur, dur. Dur, dur. Allah, ben de yardım et. Allah. Kuzey abi geliyor. Lan! Uzak duracaksınız lan kızlarımdan. Ver lan şu yayı. Senin yaptığın okunda, yayında. Bu ne lan, bu ne? Bu ne? Bu ne? Aa! Ne yapıyorsun oğlum ya? Headmate o. Headmate yaptım ben onu. Okum. Ya sen insan değilsin, yemin ederim ya. Allah'ından bu kuzey inşallah tez zamanda en akıllısın. Bu yay gibi bütün kemiklerin, etlerin yayım yayım çekilsin inşallah tez zamanda.